Yaşasın Hayattan merhaba, ben Burcu Kaya. Her hafta sağlıklı bir hayatın olmazsa olmazlarını Profesör Doktor Osman Müftüoğlu ile konuşmaya devam ediyoruz efendim. Hocam merhaba, merhaba hoş geldiniz. Merhaba efendim, hoş bulduk. Bugün tabii hormonal yaşlanma nedir, uykusuzluk salgını var mı, uykusuzluğun tedavisi var mı? Tüm bu merak edilenleri konuşacağız. Tabii bununla birlikte bellek sorunları, bellek güçlendiren yol haritaları ve tabii ki sizden gelen soruları da Osman Hoca yanıtlayacak. Hocam hormonal yaşlanmayla başlayalım. Öncelikle hormonal yaşlanma nedir? Yaşlanma sürecimizin çok karmaşık bir ilişkiler yumağı olduğunu hepimizin bilmesi lazım. Biz yaşlanıyoruz. Dıştan yaşlandığımız fark ediliyor. Saçlarımız dökülüyor, kırlaşıyor. Cildimiz kırışıyor, kuruyor. Birazcık boyumuz kısalıyor kemik kaybı nedeniyle. Ama herkesin dış yaşlanmayı normal gördüğü kadar iç yaşlanmayı normal görmediğini ben çoğu zaman fark ediyorum ve samimi söylüyorum, için için gülüyorum. Çünkü bir şey bütün olarak yaşlanıyor. Yani yaşlanmadan gözümüz nasibini alıyor, katarakt oluyor yaşlandıkça ya da sarı nokta hastalığına yakalanıyor. Böbreklerimiz yavaş yavaş küçülmeye, buruşmaya başlıyor ve yaşlanmaya bağlı bir takım fonksiyon kaybına uğruyor. Kalbimiz aynı şekilde, kalbimiz o 25 yaşındaki, 30 yaşındaki gücünü, pompa gücünü kollayabilse biz 80-90 yaşında dağlara koşarak tırmanan kişiler olarak kalmaya devam ederiz ama öyle olmuyoruz. Nasıl ki böyle dokuların, hücrelerin, organların, sistemlerin bir dış ve iç yaşlanması var. Bir de içerideki metabolik süreçlerin de bir yaşlanması var. Yaşlandıkça metabolik süreçlerin esnekliği kayboluyor. Alınan kilolar tekrar verilmekte zorlanmaya başlanıyor. Yine yaşlandıkça yine bu metabolik kayıplar nedeniyle, hormonal kayıpların yönettiği metabolik kayıplar nedeniyle birçok değişiklikler ortaya çıkıyor. Bu nedenle yeni bir kavram olarak yaşlanma sürecinin biraz da hormonal yaşlanma ile iç içe olduğunu bilmemiz lazım. Ve bu hormonal yaşlanmanın özellikle sadece cinsel hormonlarla ilgili olduğunu da bir kere daha not etmemiz lazım. Hı hı. Tabii ki durduramayız ama mutlaka önlemler alınabilir hormonal yaşlanmayla ilgili. Nasıl önlemler almalıyız? İtiraf edelim ki hepsinin önlemlerini almamız mümkün değil. Yani bir kere hormonal yaşlanmanın cinsel hormonlarla ilgili bölümü kadınlar için çok travmatik. Kadınlar hiçbir şekilde önleyemedikleri, önlemelerinin mümkün olmadığı bir hormonal yaşlanma cinsel açıdan yaşıyorlar. Cinsel hormonlar açısından daha doğrusu. Ve onlar önce bir premenopoz dönemi yaşıyorlar 40-50 yaş aralığında. Ve daha sonra da menopoza giriyorlar. Yani artık östrojen üretimleri, projesteron üretimleri sıfırlanıyor. Dolayısıyla kadın daha kendi yaşlamadan hormon sistemi ben seni bırakıp gidiyorum arkadaş başının içerisine bak diyor kadınlarda. Yine kadınların ve erkeklerin ortak hormonal yapılanmaları olan testosteron düzeyleri önemli. Çünkü kadında da erkekte de cinsel isteği yöneten hormon sistemi aynı, testosteron. Erkeklerde ve kadınlarda 50'li yaşlardan itibaren testosteron düzeyi yavaş yavaş azalmaya başlıyor. Bu özellikle erkeklerde biraz daha travmatik oluyor. Çünkü erkeklerin bütün cinsel o fonksiyonları hormonal sistem olarak testosteronun sırtında. Testosteronu azalan erkek ruhsal ve bedensel bir takım problemlerle karşılaşıyor. Östrojenini kaybeden kadın gibi. Ama östrojenini, projesteronu kaybeden kadının karşılaştığı kadar travmatik mi oluyor hocam bunlar? Hayır. Zaten onun için bir menopoz var. Menopoz var. Ama bir andropozun varlığı hala tartışılıyor. Andropoz diyelim mi demeyelim mi? Bence artık demek lazım. Testosteron azalması, kadında da erkekte de yorgunluk, halsizlik, daha böyle depresif duygular, daha az girişimcilik ruhu, daha az güncel şeylere ilgi duyma yeteneği ile beraber seyrediyor. Yani sadece cinsel isteğin azalmasıyla gitmiyor testosteron azalması. Testosteron azalan erkeklerde özellikle uyku sorunlarına daha sık rastlanıyor. Gece terlemelerine daha sık rastlanıyor. Menopoza giren kadınlar gibi neredeyse ama o kadar ağır olmuyor. Onu belirtelim. Yine testosteron azalan erkekte bir takım kas ve kemik kayıplarının nedeniyle fiziki güç kaybı da ortaya çıkıyor. Eskisi kadar kendilerini fiziki güç içine hissetmiyorlar. Ama hormonal yaşlanmayı sadece cinsel hormonal yaşlanmayla da sınırlamak haksızlık olur. Evet, yani burada o zaman kadın ve erkeğin farklılıkları evet var mutlaka ki ama bu yaşa göre tabii hormonlara göre de değişiklik gösteriyordur ama yaş skalası
40'tan sonra dediniz. Erkekler için de kadınlar için de aynı mı? Genelde öyle. Yani 40'lı yaşta geçtiğiniz zaman, 40 virajını döndüğünüz zaman 45'li yaşlardan itibaren artık zaten daha önceki programlarda da size anlattım. Evet. Aklı başında herkesin yavaş yavaş bir orta yaş ve yaşlılık planı yapması lazım. Çünkü eskilerin dönemiyle aslında hayatlarımız bir üçler dönemi. Yani günümüzün üç bölümü var. Geçen gün söylemiştim size. 8 saat uykuda, 8 saat çalışmada, 8 saat de dinlenmede geçiyor günlük aktivitede. Aslında ömrümüzün de bir üçlü bölümü var. Bir çocukluk ve ergenlik geçirdiğimiz bir dönemi var. Bir dönem, ilk 20-25 yaşa kadar geçen dönem. Sonra bir yetişkinlik çağımız var. 25-45-25-50 aralığı. Sonra da yaşlanma sürecine giriyoruz. Önce orta yaş, sonra ileriye, sonra ihtiyarlama. Böyle baktığınız zaman hepsinin ayrı ayrı hormonal dinamikleri var. Yaşlanma deyince de aklımıza sadece zaten 60 yaş sonrası gelmesin. 40 ile 50 yaş arasında da yaşlanıyoruz. 50 ile 60 yaş arasında da yaşlanıyoruz. Bütün mesele yaş 60'ı geçtiği zaman yaşlanmanın oluşturduğu ruhsal ve fiziki değişiklikler hem siz kendiniz açısından daha gözlenebilir hale geliyor. Hem de başkaları da siz saklamaya başlasanız, çalışsanız bile saklanamaz hale geliyor. Bunun arka planında bir gizli patronlar var. Bu gizli patronlardan birisi de itiraf edelim ki hormonlar. Hormonlar yaşlama kavramını ben onun için ortaya atıyorum zaten. Mesela eskisi kadar büyüme hormonu da üretemiyorsunuz. Hocam zaten büyüyecek miyiz 60'ından sonra? Büyüme hormonunun görevi bizi sadece büyütmek değil. Büyüme hormonu aynı zamanda dokuların tamiri için, korunması için ve söküleni, dikileni, yırtılanı onarmak için de bizim için önemli. Fazlası tabii ki zararlı ama çok düşük büyüme hormonu seviyeleri de bir problem. Sadece büyüme hormonumuz azalmıyor. Böbrek üstü bezimizin de eski kapasitesi maalesef kalmıyor. Böyle baktığınız zaman tiroid bezinin eski kapasitesi kalmıyor. Onu unutmayalım. Biraz belki haksızlık ederiz öyle yaparsak. Mesela tiroid bezi az hormon üretmeye başladığı zaman yaşlılığınız birdenbire koşmaya başlıyor. Yani yaşlılığınız koşuyor. Yani daha hızlı yaşlanıyorsunuz. Siz koşamıyorsunuz. Çünkü tiroid tembelleşince siz tembelleşiyorsunuz. Metabolizmanız tembelleşiyor. Uykunuz tembelleşiyor. Bağırsağınız tembelleşiyor. Cildiniz tembelleşiyor. Kalbiniz tembelleşiyor. Sonuçta daha durgun, daha depresif, daha kendini enerjisiz hisseden bir yaşlanma süreciyle karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Erteleme ihtimali var mı peki? Yok, hayır. Hormonlarla çok oynamamak lazım. Hormonlar biyolojik dengelerimizin ana patronları. Hormonlarla oynadığınız zaman erteleyeceğim derken daha hızlı bozabilirsiniz de. Bu çok önemli. Hormon replasmanı yapmak, yani eski Osmanlıca deyimiyle ikamesi yapmak, yerine koymayı tedavisi yapmak özel koşullarda son derece önemli. Mesela tiroid beziniz iyi çalışmıyorsa ikame etmeniz lazım. Yani önlemeseniz bile tiroid hormonu vererek, tiroid hormonunun ihtiyacı kadar ama vererek, ölçerek, biçerek vererek, bir uzmanın denetiminde vererek tiroid hormonunu mutlaka yere koymanız lazım. Yoksa o kişi daha kolay ve daha hızlı yaşlanır ve daha erken bunar en azından. Hı hı. Ama bunu kadınların östrojeni kaybolduğu zaman ben hemen bir östrojen replasmanı yapayım derseniz hiç beklemediğiniz bir sürede karşınıza bir kanser belası çıkabilir. Çünkü örneğin hiç doğum yapmamış, çocuk emzirmemiş, ailesinde meme kanseri geçmiş olan bir kadında menopoza girmeden önce ya da girdikten sonra yanlışlıkla siz yüksek dozda östrojen replasmanı, projesteron replasmanı yaparsanız meme kanseri riskini 8'e 10'a katlarsınız. Bu diğer kanserler için de söz konusu. Mesela bir ara vardı 2000'li yılların başında. Şimdilerde ortada görünmüyor. O zamanlar çok ünlü bir aktörü vardı. Nick Nolte. Nick Nolte çıktı dedi ki ben kendime büyüme hormonu enjeksiyonları yapıyorum. Ve çok sağlıklı hissediyorum. Ama o ölçüsüz bir şekilde büyüme hormonunun enjeksiyonlarını yapan bir grup çıktı ortaya. Yaşlanmayı durduruyoruz. Saatleri geri alıyoruz. Saatleri geri çeviriyoruz falan diye. Bunlar mümkün değil. Sonra o büyüme hormonu nedeniyle hepsinin kalpleri büyüdü. Yaşları büyümedi ama kalpleri büyüdü. Beyinleri küçüldü. Ve çok kötü bir yaşlılık süreci ile karşı karşıya kaldılar. Testosteron eksikliğini yerine koyalım mı? Koyalım. Ne zaman, nasıl, neden, ne süreyle ve ne dozda? Ve daha da önemlisi tepesindeki şapka kim yapacak bu işi? Yani siz eğer bir iç hastalıkları,
hatta özellikle bir endokrinoloji, bir metabolizma eğitimi olmayan birisini bu alana sevk ederseniz, ben şucunun doktoruyum, bucunun doktoruyum diye bir takım böyle maalesef atraktif kişilikler var. Dünyanın her yerinde var, sadece bizde yok. Bunlar çok ciddi bir şekilde testosteron ticareti yapıyorlar erkekler üzerine. Hatta Amerika'da bir grup şimdi elisini geçen erkeklere pelet şeklinde, yani cildinin içine uzun süre testosteron salgılayan peletler yerleştirmeye başladı ki bence çok doğru bir uygulama değil. Evet. Hocam bu hormon tedavisinde mesela çok küçük yaşta olan, sivilce tedavisi uygulayan gençler var. Sivilce tedavisinde sorunu yaşayan, kıllanma sorunu yaşayan, tüylenme sorunu yaşayan gençlere uygulanan bir tedavi de var. Hormon tedavisi. Peki bu tedavi uygulandığı zaman genç yaşta erken menopoz ya da kanser riskiyle ileride karşılaşılabilir mi? Hayır, karşılaşmazlar. Burada hormon replasmanıyla, yani kaybedilen bir hormonu doğal yaşlanma nedeniyle azalan bir hormonu doğal yoldan, doğal süreçler nedeniyle menopoza girdiğiniz için kaybettiğiniz bir hormonu yerine koymak ayrı şey. Bir hormonal bozukluğu düzeltmek ya da bir hormonal eksikliği eksik olduğu için yerine koymak ayrı şey. Sizin söylediğiniz şey mesela polikistik over sendromu. Yumurtalık kistleriyle maalesef mücadele eden genç hanımlarda hem kilo alma, hem tüylenme sorunu, hem de aynı zamanda çok sayıda sivilce çıkması sorunu, üçlüsü devreye giriyor. Evet. Tüylenme, sivilcelenme bir ergen çocuğun, hele bir de kilo eklenince psikolojik olarak da taşıyamayacağı en önemli yüklerden birisi. Burada işin fizyolojisinde östrojen, androjen, yani erkeklik ve kadınlık hormonunun o genç kızlarda bozulması yattığı için, yani androjenik aktivite, östrojenik aktiviteye yaklaştığı için erkek tipi kaslanma, erkek tipi göbeklenme, erkek tipi kıllanma, sivilcelenme oluyor. Orada siz tabii biraz bir örneğin doğum kontrol hapı vererek östrojenik aktiviteyi yukarı kaldırıyorsunuz. Relatif olarak östrojen arttığı için tüylenmesi biraz azalıyor, kıllanması biraz azalıyor, sivilceleri biraz azalıyor, kilo kontrolü daha kolay oluyor. Bu polikistik overli hanım kızlarda çoğu zaman bizim de uyguladığımız kilo problemiyle, insülin direnci problemiyle uygularken başvurduğumuz bir yöntem. Keza herhangi bir nedenle böbrek üstü bezi yetmezliğine girmiş Addison hastası olan birisine siz böbrek üstü bezi hormonunu ihtiyacı olarak olacak miktarı iyi hesaplayarak verebilmeniz lazım. Veriyoruz zaten. Ya da tiroid yetmezliğine girmiş bir erkeğe, hanıma yaşı ne olursa olsun 13 yaşında, 15 yaşında hiç fark etmez. Çok rahat bir şekilde tiroid hormonu replasmanı yapabiliyoruz. Burada önemli olan şey şu. Hormon konusu suistimali açık bir konu. Ve bu suistimali abarttığınız zaman kişi kendisini daha çok cinsel güçlü, daha çok kaslı, daha çok bilmem güçlü, kuvvetli hissedebilir. Ama bir süre sonra bu yıkımı getirebilir. Onun için zaten biz vücut yapmaya çalışan, daha doğrusu kas yapmaya çalışan çocukların içine sahte hormon, androjenik aktiviteli maddeler karıştırdıklarını bildiğimiz protein tozlarından uzak durmalarını istiyoruz. Zararlı değil mi hocam? Zararlı değil, çok zararlı. Çok zararlı. Çünkü bu çocuklar bir süre sonra önce azospermiye, sperm üretememeye, sonra maalesef o spermsizlikle karşı karşıya kalıyorlar ve kısır kalıyorlar çocuklar. Dolayısıyla hormonal yaşlanma ayrı bir şey, karıştırmayalım. Hormonal replasmana ne zaman, kimin, ne şekilde, ne zaman, ne dozda, hangi yaşta karar vereceği ayrı bir konu. Evet. Peki hocam bedenimizin en önemlisi de hormonlarımızın genç kalması için vücudumuzun en çok neye ihtiyacı var? Ya vücudumuzun hormon sistemi otonom bir sistem. Bunu bilmemiz lazım. Yani otonom dediğimiz şey kendi kendine ihtiyaca göre eğer bir hasar görmezse gerekli ihtiyacı sağlayabiliyor. Bu hasarın her zaman o bezin iltihaplanması, o iç salgı bezleri bu hormonları üretiyor. Tiroid salgı bezimiz var boynumuzda, tiroid hormonlarını üretiyor. Böbreklerimizin üzerinde şapka gibi oturmuş böbrek üstü bezlerimiz var. Onlar da kortizol dediğimiz glikokortikoidleri üretiyor. Stres hormonları, adrenalini üretiyorlar. Ve aynı zamanda aldosteron dediğimiz çok önemli bir sodyum potasyum metabolizmasını idare eden, elektrolit dengesini koruyan, su dengesini koruyan bir hormonu idare ediyorlar. Aşağıya indiğiniz zaman da yumurtalıklar erkekte farklı, kadında farklı. Kadın projesteron, östrojen üretirken erkek testosteron üretiyor. Şimdi bunların özellikle siz ben şunu yiyeyim de daha çok hormon üreteyim gibi bir yanlış işe girmemeniz lazım. Ama bunları zarar verebilecek yanlışlar için de girmemeniz lazım. Siz eğer
böbrek üstü beziniz çalışıyorken ilave bir kortizonu fazla miktarda uzun süre yüksek dozda yüklerseniz o böbrek üstü bezleri susuyor. Nasıl olsa hazır geliyor diyor, çalışmıyor. Ama o kortizonu kestiğiniz zaman bu sefer birdenbire yetmezliğe düşüyorsunuz. Ya da lüzumsuz yere kullandığınız zaman ilaca bağlı Cushing dediğimiz, ilaca bağlı hipertiroidi dediğimiz, ilaca bağlı zehirli guatr dediğimiz tabloda karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Özeti şu, hormon meselesi son derece ciddi bir mesele. Size hormondan bahseden bir doktor olduğu zaman biz izleyenler çok net ve açık olarak bilsinler ki o doktorun en azından bir iç hastalıkları uzmanı olduğundan emin olun. Uzmanlık alanının içerisine endokrinoloji ve metabolizma biliminin de girdiğini görürseniz biraz daha çok güvence duyun. Ya bu hormonal alanda yeteri kadar bilgilenmemiş doktorların yaptığı bioidentical hormonlar dedikleri tamamen çakma bir yaklaşımdır. Hormon hormondur. Bioidentical olmaz. Ancak şu olur. Bitkisel östrojenin özel durumlarda kullanmak gerekirse kullanabilirsiniz menopozlu kadınlarda. Onun ötesinde bioidentical testosteron, bioidentical östrojen vesaire bunların hepsi ticari nedenlerle şımartılmış, köpürtülmüş bence aymazlıklardır, yanlışlardır. Hocam çok kıymetli bilgiler tabii. Devam edeceğiz. Müsaadenizle kısa bir ara verelim. Devam edeceğiz. Kısa bir ara verdik ve Profesör Doktor Osman Müftüoğlu'yla Yaşasın Hayat devam ediyor efendim. Hormonlarla başladık hocam. Tabii uykunun ne kadar önemli olduğunu biliyoruz ki hormonların üzerinde de büyük etkisi var. Ama bazı uyku sorunlarımız da yok değil. Çünkü siz hep söylersiniz uyku belleğin ütüsüdür diye. Evet. Uykusuzlukla ilgili zaten zannediyorum özellikle bu dönemde çok sıkıntılar yaşanıyor değil mi? Pandemiyle birlikte zaten vardı. Pandemiyle birlikte uykusuzluk meselesi çok büyüdü. Çünkü uyku ciddi ölçüde ruhsal durumla bağlantılı. Endişe uykunun törpüsüdür. Bunu unutmayın. Stres uykunun törpüsüdür. Biz hepimiz pandemide hem çok kaygı halindeydik, endişeliydik. Çünkü belirsizlik endişeyi en çok tahrik eder. Bir belirsizlik vardı. Bulaşacak mı, bulaşmayacak mı, aşı bulunacak mı, bulunmayacak mı, bitecek mi, bitmeyecek mi filan gibi. Bu arada tabii mesele biraz sosyal ilişkilerimizin kısıtlanmasına da dönüştü. Sosyal ilişkilerin kısıtlanması ve biraz da karamsarlık nedeni sosyal medyaya her yaş grubu çok büyük daha fazla eğilim duydu. Sosyal medyada bildiğiniz cep telefonları ve tabletler, onların da mavi ışıkları uykunun bilinen en büyük düşmanı. Mavi ışık uykuyu tamamen mahvediyor çünkü melatonin üretimini neredeyse sıfırlama noktasına getiriyor. Ama bizim ülkemiz açısından arkasından gelen bu deprem felaketi hepimizi hem üzüntü nedeniyle hem korku nedeniyle, endişe nedeniyle çok ciddi uykusuzluk problemiyle karşı karşıya bıraktı. Biraz önce söylediğiniz şey enteresan. Çünkü uykuyu hormonal sistem etkiliyor ama uyku hormonal sistemi daha çok etkiliyor. Uykusuz kalırsanız hormonal sistem alt üst oluyor. Uykusuz kalırsanız uykusuzluk daha çok kortizol üretimine, böbrek üstü bezinin daha çok faaliyette kalmasına yol açıyor. Dolayısıyla böbrek üstü bezinin ürettiği aşırı kortizol yükü nedeniyle stres yükünüz nedeniyle iltihap ve iltihaplanma olasılığınız ve kanser riskiniz de artmaya başlıyor. Dolayısıyla uykusuzluk şu anda özellikle modern tıbbın iyi hayatla ilgilenen bölümünü, benim gibi OYA alanına ilgilenen bölümünü fevkalade ilgilendiriyor. Ben yılda eskiden 2-3 tane uykusuzluk yazısı yazıyorsam, şimdi neredeyse 10 günde bir uykusuzluk yazısı yazıyorum. Çünkü bu yönde muazzam bir talep patlaması da var. Çünkü çaresiz insanlar uykusuzluk sorunlarına çözüm arıyorlar. Ve maalesef bir ayrı bir konu. Tıp fakültesinde eğitim bize verirken uyku bilimiyle ilgili bize hiçbir eğitim verilmiyor. Yani tıp fakültesini bitiren bir hekim tabirimi hoş görün uyku sıfır uyku bilgisiyle tıp fakültesini bitiriyor. Ama bu bizim dışımızdaki insanların da uyku ile ilgili düşüncelerini değiştirmesi lazım. Biz hekimlerin de öyle ve pek çok insan böyle uykusuzluğuyla övünüyordu yakın zamana kadar. Ama uykusuzluğuyla övünenlerin çoğu maalesef hayatlarının yaşlılık dönemini mesela Alzheimer'la bitirdiler. Ben gecede 4 saat uyurum, daha çok çalışır, daha çok üretirim diyen Reagan 70'li yaşlarında ortalarında Alzheimer oldu. Yine gecede 4 saat, 5 saat çalışayım diye
kendini överek bunu açıklayan Teacher, ömrünün son yıllarının özünce bir bölümünü Alzheimer'e geçirdi. Şimdi Amerikan halkı merakla eski başkan Donald Trump'ı bekliyor. Çünkü o da 5 saat uyumasıyla övünüyor. Her halükarda uykunuzun süresi de kalitesi de çok önemli. Yani nasıl ne yediğiniz, ne kadar yediğiniz kadar önemliyse, ne kadar uyuduğunuz kadar uykunuzu nasıl uyuduğunuz da önemli. Peki yani, uyku verimliliği ve kalitesi ölçülebiliyor mu hocam? Ölçülebilir kesinlikle. Çünkü böyle bir bilim alanı var. Bir yani uyku bozukluklarıyla uğraşan bir nörolojinin alt grubu oluşmuş durumda ki ilk oluştu. Ve o grupta görev yapan hocalar uyku laboratuvarlarıyla, uyku alanındaki bilimsel çalışmalarla ve oluşturdukları uyku ekipleriyle uykumuzun kalitesini bozan pek çok şeyi bize öğrettiler, gösterdiler. Hatta bunların kliniklerini açtılar. Mesela özel bir takım cihazlarla siz bütün gece boyunca uykunuzun bütün fazlarını ne kadar, ne süreyle horladığınızı, ne kadar ve ne sıklıkta uyku apnesi istediğiniz uykunun en büyük sabotajlarından birisiyle baş başa kaldığınızı ya da uyku sürenizin tamamında ne kadar derin uykuya girip çıkma şansı yakaladığınızı ve derin uyku fazlarını ne kadar kalitesine taviz vermeden yaşayabildiğinizi ölçebiliyorlar. Dolayısıyla uyku kalitesi de tıpkı pek çok sağlık alanı kalitesi gibi ölçülebilir, yönetilebilir, iyileştirilebilir bir alan haline dönüşme yolunda ki bu çok sevindirici. Evet, peki uyku parçalanması diye bir şey var. Yani gece aniden uyanmamız bu uykunun parçalanması demek mi oluyor? Bir kısmen öyle. Uyku altyapıya girerseniz çok. Uyku terörü diye bir kavram var, uyku parçalanması var. Çok dipnotu var. Ama ne kadar bir uyku parçalanmışsa, uykunun toplam süresi uzun dahi olsa, o uykunun ertesi günkü size vereceği dinlenmişlik ruhu az. Ve yine o uykunun bir gün önceden kalan toksinleri temizleme kabiliyeti düşük. Ve yine o uykunun size sağlayabileceği entelektüel performans, inovasyon yaratma gücü, hafızayı destekleme yeteneği o ölçüde sınırlı. Dolayısıyla parçalanmış ve bölünmüş uyku bir problem. Yani bütün bir gece 4 kere tuvalete kalkan prostat irileşmesi hastası bir erkeğin 10 saat uyumasının çok da önemi yok. Çünkü 2 saat uyuyor, yarım saat uyumaya çalışıyor. Sonra 2 saat uyuyor, yarım saat uyumaya çalışıyor. Bu önemli bir şey. Bunun en dramatik örneğini uyku apnesinde görüyoruz. Uyku apnesinde ya obezite nedeniyle, fazla kilo nedeniyle ya da beyindeki bir takım problemler nedeniyle solunum durmalarınız oluyor. Yani nefessiz geçirdiğiniz belli bir zaman dilimleri oluyor. 15-20 saniye, 30 saniye, bazen 40 saniyeye kadar uzayabiliyor. Ama siz onun farkında bile olmuyorsunuz. İşte o nefes alıp vermeden geçirdiğiniz 60 dakika, 40 dakika toplamda 20 kere giriyorsanız gece toplamda 35-40 dakikalık uykusuz süre, solunumsuz süre sizi, beyninizi ciddi bir oksijen açlığı içine sokuyor. İnsan beyni muazzam bir oksijen tüketicisi. Şeker tüketicisi olarak da muazzam, oksijen tüketicisi olarak da muazzam. Oksijen tüketimi açısından beyin toplam bizim vücudumuzun tükettiği oksijenin neredeyse 1/4'üne yakınını tüketiyor. Ve o nedenle beyin asla oksijensize tahammül edemiyor. Oksijensiz işini yapamıyor. Çünkü enerjiyi üretebilmek için şekere ne kadar ihtiyacı varsa oksijene de o kadar ihtiyacı var. Çünkü o enerjiyi üreteceği yer şekerle oksijen sayesinde ki ayakta kalabiliyor. Beynin, isterseniz bir hatırlatma yapalım, başka kaynaklardan enerji üretip kullanma kabiliyeti yok. Zaten bu nedenle beyin insüline gerek kalmadan şekeri kullanma izni verilen tek organımız. Bütün organlar insülin yönetiminde şekeri sistemlerinde tutarlar. Beynin böyle bir ayrıcalığı var. Dolayısıyla uykunun bölünmesi ve parçalanması önemli bir problem. Süresi önemli bir problem. Geçirdiğiniz uyku süresinde yaşadığınız kabuslar dahil diğer uykunun kalitesini etkileyen süreçler önemli bir problem. REM uykusuna girip çıkmalarınızın sıklığı, zamanlaması önemli bir problem.
Evet. Tabii burada beyinden bahsettiniz. Beyin detoksunun aktivite eden veya beyni daha iyileştiren, beyin detoksu yapabileceğimiz bir yöntem var mıdır? Var. O yöntem muhakkak ki var ama biz hep o yöntemleri böyle tatil merkezlerinde veya dağlarda kurulan, çöllerde kurulan detoks merkezlerinde olduğunu zannediyoruz. Öyle değil. Beyin detoksunun bana göre birçok ilacı var. Bunlardan bir tanesi minnet duymak, minnettarlık. Bir tanesi şükretmeyi bilmek. Ama temelde maneviyat. Yani o maneviyat dediğimiz şey sizi geleceğe karşı daha korumalı, geçmişe karşı daha hoşgörülü kılar. Gelecek ve geçmişle ilgili gelecekle ilgili belirsizliklerden kaynaklanan endişe ve kaygı, geçmişi de geçmişteki hatalardan kaynaklanan pişmanlık olarak düşündüğünüz sürece beyniniz toksin yüklenir. O toksinlerden arınmasını zorlaştırırsınız. Ama beynin gerçek detoksunu nasıl yaptıralım hocam derseniz ben size derim ki iyi uyuyun. İyi uyuyun. Çünkü beynimizdeki temizlik işleri sistematiği, kanalizasyon sistemi gibi çalışan detoks sistemi, onun adı glial lenfatik sistemdir. Glial hücreler bizim düşünsel hücrelerimiz olan, nöronlara destek olan, onlara enerji yardımında bulunan ve temizlik işlerini sağlayan, bağışıklık görevini yürüten hücreler. O glial hücreler oluşturduğu, glial hücrelerin oluşturduğu bir sistem var, temizlik sistemi. Buna glial lenfatik sistem ya da gliolenfatik sistem diyoruz. O sistem gündüz çalışmıyor, gece çalışıyor, uykuda çalışıyor. Ve o sistemin kanalları, küçücük dar sokakları, uykuyu ne kadar derinleştirebilirsiniz o kadar çok otoyola dönüşüyor, genişliyor. O kanallar genişleyince de daha çok temizleme, akma, kurtulma fırsatı yakalıyor beyin o toksinlerden. Bırakın uykunun süresini, kalitesini, yatma biçiminiz bile o sistemi etkiliyor. Biliyor musunuz bilmiyorum ama yüz üstü yattığınız zaman bu sistem çok iyi çalışmıyor. Sırt üstü yattığınız zaman kısmen çalışıyor. Sol yan yattığınız zaman fena değil, iyi çalışıyor. Ama sağ yanınıza yattığınız zaman çok iyi çalışıyor. Yani sizin yatış pozisyonunuz bile o glial lenfatik sisteminin iyi mi kötü mü çalıştığının belirleyicilerinden birisi. Peki bu alışkanlık olarak mı yoksa... Alışkanlık edineceksiniz. Alışkanlık edin. Sırt üstü yatmak yerine sağ yan öncelikle. Değilse sol yan tamam hoş görebiliriz ama yüz üstü yatmaktan bir kere kesinlikle uzak duracaksınız. Evet, uyku alışkanlıklarımızı, yatışlarımızı değiştirmemiz gerekiyor. Evet, onu öğrendim. Evet. Sırt üstü yatan insanlar zaten yalnızca kendi uykularını böyle riske sokmazlar. Horluyorlarsa daha çok horlayarak, apneye girerek daha çok sırt üstü yatanlarda horlama olur. Yanlarında yatan kişiyi de rahatsız ederler. O nedenle çoğu uzman, uyku uzmanı, horlaması olan danışanlarına boynuna tenis topu koymasını söyler. O boynunda o tenis topunu bağlı yatınca yanından sırt üstü yattığı zaman boynu sertleşir ve uyanır. Pozisyon değiştirmek zorunda kalır. Yani yan yatmak her zaman hayatta belki iyi değildir ama yan gelip yatmak, gece yan gelip yatmak daha akıllıca bir iştir. Peki Osman Hoca'yı dinleyeceğiz. Yan gelip yatacağız. Doğrusu. Geceleri. Tabii, geceleri yan gelip yatacağız. Geceleri. Gündüz değil. Gündüz yok. Peki. Hocam bir de tabii yatmadan önce aslında yemek yememeliyiz ama uyku getiren besinler de var. Bunları sizden dinlemek isteriz. Yani bir uyku sorunuz varsa bunu besinlerle çözeceğinizi düşünmek biraz macera olur. Biraz iyi niyet olur ama örneğin hepimizin çok sevdiği kabak çekirdeği uyku getiren bir şey. Neden? Çünkü içinde triptofan var. Triptofan çok süratli bir şekilde melatonine dönüşen, serotonine dönüşen iyi bir amino asit. Triptofan yükü yüksek. Çok önemli bir meyve var. Kivi, ucuz, düşük kalorili. Zaten gece yenebilecek olan meyve deyince benim aklıma hemen kivi gelir. Nedeni ortalama 20-30 kaloridir bir kivi. İki kivi yeseniz en fazla 40 kalori alırsınız. Ama hem yüksek kalorili, yüksek şekerli hem de uyku kaçıran elmayı yerseniz uykunuz kaçar. Böyle düşünmeniz lazım. Yaban mersinin, kurt üzümünün özellikle uyku getirici olduğunu biliyoruz. Kabak çekirdeği, kivi, vişne. Ama vişneden ziyade siz kivide kalın, kabak çekirdeğinde kalın daha iyi. Kalorisi. Evet. Peki. Peki melatonin dedik. Bunu takviye olarak almamızın bir sakıncası var mı eğer uyuyamıyorsak? Takviye olarak almanızın sakıncası yok ama o takviye bir nevi hormonal bir takviye olduğu için çok dikkatli olmanız lazım. C vitamini alırken gösterdiğiniz takviye alırken, C vitamini takviyesi alırken gösterdiğiniz özenden ve dikkatten daha fazlasını göstermeniz lazım. Neden? Çünkü melatonin bir hormon. Zaten böyle olduğu için
pek çok ülke uzun süre melatonin üretimine ve satışına yasak getirdi. Bizim ülkemizde de daha bir yıl önce Sağlık Bakanlığı izin verdi. Ama o izni gören üreticiler, izni veren Tarım Bakanlığı olduğu için hurra şu anda 20-30 tane melatonin ürünü var bizim piyasamızda. Evet. Ben size net söyleyeyim, bunun 15'i, 20-30'un 20'si çöptür. Doğru markaların olması. Miktar gibi. Evet. Allah'tan bizde Amerika'dan farklı olarak 3 miligramın üzerinde üretimi yasak. Doğru olan da o. Çünkü insan beyninin uyku için ihtiyaç duyduğu melatonin miktarı veya tolere edebileceği melatonin desteği miktarı hiçbir zaman 6 miligramı aşmıyor. Dolayısıyla 20 miligram, 40 miligram ben görüyorum 50 miligram alanlar olmuş. Sizi sadece kabuslar içinde, terler içinde uyandırır ya da o uyuduğunuz uyku terör uykusu olmaktan başka bir şey yaramaz. Melatonin desteğini alalım mı? Alın. Ama uyku için melatonin desteği alıyorsanız 1 miligramı hatta yarım miligramı pek geçmeyin. 3 miligramın üstünde bir destek gerekiyorsa sakın kendiniz denemeyin. Bir doktorla görüşün. Bu işten anlayan bir doktorla görüşün. Diğer taraftan melatonin desteklerinin çoğu 3 miligramın altında olmasına rağmen biraz önce söylediğim gibi bilebilir değil. O nedenle hangi ürünü kullandığınız konusunda biraz daha uyanık olmanız lazım. Uyku için melatonin alanlara buradan bir mesaj daha verelim. Melatonin takviyesi bir uyku takviyesi değildir. Uyku habercisidir. Yani beyne zamanı yaklaşıyor, yavaş yavaş uykuya hazırlan mesajını verir. Dolayısıyla uykudan 2 saat önce, 1,5-2 saat önce, en geç 1 saat önce almış olmanız lazım. Yatağa girip melatonin yutup 2 saat uyku bekleyen çok insan bana müracaat ettiği için bunu söylüyorum. Peki adenozin mi, melatonin mi? İkisi de önemli. Adenozin uyku baskısı yapan, yaratan madde. Melatonin uykunun gerçek patronu, gizli patronu. Melatonin uykunun tabirimi hoş görün, biraz mafyöz güç. Yani bir baronu, yani öyle bir yapısı var. Çünkü melatoninsiz bu iş olmaz. Adenozin başka bir şey. Adenozin uyku baskısı yaratan madde. Ve hani göz kapağımı açamıyorum, kaldıramıyorum dedirten size adenozindir. Ama o mesela akşam televizyon izlerken 5 dakika uyusanız bile kestirmelerde adenozin baskısı ortadan kalkar ve uykunuz kaçar. Gecede uyuyamazsınız. Çoğu insan bugün bu hatayı yapıyor. Çoğu uykusuzluktan yakınan kişi televizyon karşısında farkında olmadan 3-5 dakikalık kestirmeler yapan insülin direnci göbekli kişiler. Bunlar hızlı yiyorlar, çabuk yiyorlar. Yemeklerin hemen yarım saat kadar sonra şekerleri düşüyor. Şeker düşünce işleri geçiyor. Uyuklamaya geçiyorlar. Sonra uyanıp tekrardan bir şey yeme ihtiyacı ve sonra uykuya dalamama sorunu yaşıyorlar. Bu adenozin baskısının kaldırma riski nedeniyle de biz şekerlemeleri sakın saat 2'den sonraya geçirmeyin diyoruz. Yani bu bizim onayladığımız ve son günlerde birkaç yayınla çok daha olumlu sonuçlar aldığını gösteren gündüz şekerlemeleri 30 dakikayı geçmemeli ve saat 2'den sonraya asla bırakılmamalı. İdeal olanı 1-1,5. En fazla 2, saat 2. Evet. O zaman müsaadenizle kısa bir ara verelim. Evet. Devam edeceğiz efendim. Kısa bir aranın ardından Profesör Doktor Osman Müftüoğlu ile Yaşasın Hayat devam ediyor. Bu bölümde de sizden gelen soruları Osman Hoca'ya ileteceğim ve cevaplarını rica edeceğiz hocam. Şimdi takviyelerle ilgili birçok soru var ama öncelikle şunu sormuş bir izleyicimiz. Damardan yapılan takviyeler işe yarar mı? İşe yaradığını söylemek mümkün. Gerçekten damardan yapılan serumla verilen bir şey. Damar yoluyla kullanılan her türlü ilaçta olduğu gibi damar yoluyla kullanılan takviyelerin de etkinlik ihtimali çok daha yüksek. Yani bir B12 vitaminini ağızdan aldığınız zaman o B12 vitamininin önce midede intrinsik faktörle birleşmesi lazım. Sonra bağırsaklara da emilmesi lazım. Eğer mideniz intrinsik faktörü üretemiyorsa B12 vitaminini ememezsiniz. Yaşlı biriyseniz zaten hasta bile olmasanız midenizde atrofik gastrit problem olmasa bile intrinsik faktörü üretemez olursunuz. Keza metformin kullanan bir diyabetliyseniz aynı sonuçta karşılaşırsınız. O zaman damar yoluyla verirsiniz veya kas içine yaparsanız yani bunlar parenteral kullanım diyoruz. Çok daha yüksek bir yüzdesi var. Bunun gibi bir takım takviyeleri, C vitamini takviyesini, B12 takviyesini damar yoluyla kullanmanız mümkün. Yağda eriyen bir takviyeyi damardan veremezsiniz. Yani
D vitaminini, E vitaminini veremezsiniz. Yağ derya vitaminleri. Ama diğerlerini verebilirsiniz. Mineraller de verebilirsiniz. Çinkoyu verebilirsiniz, selenyum verebilirsiniz, magnezyumu verebilirsiniz. Fakat burada sorun şu. Bu takviyelerin bir ilaç firması tarafından üretildiği, iki onaylandığı, üç takviye yapan ekibin yöneticisinin en azından ve bulunduğu lokasyonun bir doktor tarafından idare edildiğine emin olmanız lazım. Bunu şunun için söylüyorum. Son zamanlarda çok popüler hale gelen bu serumla tedavi pandemide patladı. Bir takım şirketlerin hiç doktorlarla ilgili olmadan böyle evde serum tedavisi gibi hemşire hizmeti veriyormuş gibi bu tip işleri yaptıklarını yasal değildir, kanuni değildir, risklidir Allah korusun. Yaptıranlar için de riskli, yapanlar için de riskli. Yaptıklarını görüyoruz. İki, bir takım merkezler tamamen işleri dışında bu takviyeleri de yapma yoluna giderek ekonomik bir yarar umuyorlar. Ama bunun uzun vadedeki zararları konusunda ne olabilir sorusunun cevabını bilmiyorlar. Ben çok komik şeylerle bu alanla ilgilendiğim için karşılaşıyorum. Mesela geliyor bize, ben diyor zerdeçal takviyesi yapıyorum, yaptırıyorum hocam. Ya zaten zerdeçal takviyesinin pankreasla olan ilişkisini daha ilaç firmaları bile çözebilmiş değil ama birileri yapmış bunu. Evet. Ya da bir komşum 10 gram C vitamini yaptırmış, kanseri önlüyormuş, ben de yaptırıyorum. 10 gram C vitamini sizi hangi maceralara sürükleyeceği bugün hala net ve açık değil. Dolayısıyla bu tip şaklabanklardan veya alfa lipoik asit yaptırıyorum, ağızdan niye alayım? Alfa lipoik asit sizi hipoglisemi komasına sokabilir. Evet. Kesinlikle sokabilir. 2, 3, magnezyum. Gerekiyorsa bir vakada magnezyum eksikliğini damardan karşılayabilirsiniz. Ama sizin bu magnezyumun tansiyonu düşürebileceğini, kalp ritmini etkileyebileceğini bilmeniz ve ona yönelik tedbirleri o esnada almış olmanız lazım. Almadıysanız fena halde yanılıyorsunuz demektir. Yapan içinde, yapılan içinde. Evet. Peki glutatyon ve NAD tedavisi de sorulmuş. Onlar için neler söyleyeceksiniz? Glutatyon tedavisi zaten çok yaygın. Evet. Yıllardır yapılan bir tedavi. Uzak Doğu'nun çok uyguladığı, Kore, Japonya, Singapur coğrafyasının, Uzak Asya'nın bir de özellikle İtalya olmak üzere Akdeniz ülkelerinin çok yaygın uyguladığı bir tedavi yöntemi. Glutatyon malzeme bir takviye. İlaç firmaları üretiyor. Glutatyonu ilk üreten firma bir ünlü bir Alman ilaç firması, markasını vermeyeyim. Onun rejistrasyonuyla çoğu firma üretiyor. Glutatyonu biz de kullanıyoruz ve son derece memnunuz. Ama ben görüyorum 5 gün üst üste glutatyon, 6 gün üst üste glutatyon. Bir kere çok dikkatli yapmanız lazım. İki, bunu yaparken beraberinde kuanizm veriyorsanız, C vitamin veriyorsanız, selenyum veriyorsanız, çinko veriyorsanız başka partnerler koyabiliyor da olmanız lazım. NAD yeni çok. Nikotin adenin dinükleotit. NAD nikotinik asitlerimiz B3 vitamininin formatlanmış şekli. Vücutta ATP üretiminde yani hücrede, mitokondride enerji üretiminde, DNA'nın korunmasında, DNA'daki hasarların tamirinde pek çok alanda çok büyük işler yapıyorlar. 40 yaşındaki NAD'ınıza göre, sizin NAD'ınıza göre benim 70 yaşındaki NAD'ım yarı yarıya azalıyor. NAD'ı verebilmeniz halinde başarı yakalayabilirsiniz. NAD emilen bir şey. Çok yüksek değil eminim oranı ama emilebilen bir şey. Damar yoluyla da verilmesi Amerika'da başlattılar. Biz uzun süre mesafeli kaldık. Hep size söylediğim bir şey var benim. Bizi izleyenler de çok iyi hatırlayacaklar. Bir ilacı ister ağızdan ister damardan verirsin. Bir ameliyatı ya da bir teknolojiyi, teşhis teknolojisini ilk ve son deneyen olmayacaksınız. Kural budur tıpta. Yani yerleşik hale gelecek, olası problemleri anlaşılacak. O problemlerin olmadığından emin olduktan sonra yapacaksınız. Şimdi Türkiye'de de NAD üretilmeye başlandı. Anladığım kadarıyla izin üretiliyor ve uygulanıyor. Peki bir başka izleyicimiz kansızlıkla ilgili bir soru sormuş. Kansızlığı önlemek için bir besin var mı? Nasıl beslenmeliyiz diyor izleyicimiz. Kansızlık genel bir kavram. Yani nasıl enerjiyi sadece diyelim ki hidroelektrik barajlardan sağlamıyorsanız ya da hidroelektrik barajları kapanınca elektriksiz kalmıyorsanız. Çünkü güneş enerjisi var, rüzgar enerjisi var, bir sürü değişik enerji kaynaklarımız var. Kansızlık deyince de aklımıza bizim B12 kansızlığı geliyor. Folik asit kansızlığı geliyor, ikisinin birden geliyor. Demir kansızlığı geliyor, üçünün birden geliyor. Dimorfik kansızlık dediğimiz dolayısıyla niçin kansız kaldığınız, kansız kalmanızı yol açan eksikliğin demirden mi, B12'den mi, folik asitten mi
kaynaklandığı, bazen bu üçü de varken de kansız kalırsınız. Yani malınız vardır, kullanamazsınız. Mesela böbrek yetmezliğiniz vardır, kronik böbrek hastasınızdır, diyalize giriyorsunuzdur. Kemik iliğiniz yeteri kadar eritrosit üretemez ya da ürettiğiniz, verdiğiniz bu demiri o eritrositler kullanamaz. Bu olarak kullanım bozukluğuna bağlı, kronik hastalığa bağlı anemi diyoruz. Bir de başka bir kronik hastalığınız vardır, yıllardır süren. Bu nedenle sizin metabolizmanız demiri B12 yeterince kullanamayabilir. Dolayısıyla kansızlığın neden olduğunu ve neyle bağlantılı olduğunu, eksikliğin hangi mineralden ve tabiyet veya vitaminden geldiğini belirlemeden kansızlığı önleme çabasının bir faydası yok. Hı hı. Ama demir eksikliğiniz varsa, bir hanımsınız, miyomunuz var, çok fazla periyot döneminde kan kaybediyorsunuz, demir eksikliğine yakalanacağınız kesin. Sizin biraz daha demirden zengin beslenmenize fayda var deriz biz onlara. Ne yapayım hocam? Biraz ciğer yiyin, biraz dalak ızgara yiyin, mümkünse biraz kırmızı ete yağsız olmak koşuyla ağırlık verin. Bitkisel demirleri sakın ihmal etmeyin. Yeşil yapraklı sebzeleri bol tüketin filan gibi bitkisel ve hayvansal demir karmaşası olan gıdaları veririz. Yani gidin kıymalı kuru fasulye yiyin ya da yoğurtlu ıspanak gibi, affedersiniz yumurtalı ıspanak yiyin gibi böyle bitkisel ve hayvansal demirin bol olduğu gıdaları öneririz. B12 eksikliği varsa kişinin, sen vegan mısın diye sorarsın önce. Çünkü bir insan kolay kolay hayvansal ürün yiyorsa B12 eksikliği olmaz. Hayır değil hocam, düzenli hayvansal ürün tüketiyorum diyorsa, o zaman senin midende bir B12 bağlayan intrinsik faktör eksikliği var. Ya da bağırsağında bu vitaminin emilmesini önleyen bir problemin var diye araştırırız. Hepsi çok büyük detay. Peki B vitamini iğnesi mi hapı mı tavsiye ediyorsunuz? Şimdi zaten eğer bir B12 vitamini eksikliğine bağlı kansızlığınız var da B12 ihtiyacınız varsa sizin, ve bitkisel değil, yani vegan değilseniz, onun hapını da alsanız yine ememezsiniz. Yani sizin bir probleminiz var ki midenizde onu yapıştıramıyorsunuz intrinsik faktöre ya da ememiyorsunuz bağırsağınızdan. O zaman siz onun hapını tonla yutsanız bile kanalizasyona çeker gider o gaytanızda. Dolayısıyla sizin yapmanız gereken şey onu ya kas içine daha güvenlidir ya da damar için yoluyla vermek. Peki tam tahıllı gıdalar var. Tabii piyasada da var. Kapalı gıdalarda da var ama sağlıklı mı? Yani tam tahıllı ekmek diyelim. Bu gıdaların içerisinde normal ekmek. Köy ekmeği tam tahıllı gıdanın kralı. Tam tahıllı, ekşi mayalı, hamurdan yapılan bir ekmekten bahsediyorsanız sağlıklı. Ama sadece içinde gluten yükü olan, nişasta yükü olan, bugünkü fırınlarda yapılan beyaz ekmekten bahsediyorsanız sağlığa çok faydalı olduğunu söylemek biraz iyi niyetlilik olur. Ama bu ekonomik koşullarda bir insanlara ekşi mayalı köy ekmeği yiyin demek kolay değil. 40 liraya 50 liraya satılıyor bir tanesi. Yani öbür ekmeği bile ödeme güçlüğü için olan insanlar için böyle bir şey söylemek biraz zor. Bu nedenle çok ben ekmek düşmanlığı yapılmasına pek hoş bakmıyorum. Ekmek tüketimini sınırlayın demek daha doğru. Ekşi mayalı yiyin falan demek yerine biraz daha ekmek yerine yeşilliğe doğru kayın falan. Ama gerçek şu ki fakir toplumlarda ekmek tüketimi daha fazladır. Çünkü ulaşılabilir karın doyurucu gıdaların ilk sırasında ekmek geliyor. Maalesef. İzleyicilerimiz adına teşekkür ediyoruz ben teşekkür size. Birçok soru geliyor ama bir sonraki programlara sarkıtalım artık. Profesör Doktor Osman Müftüoğlu ile Yaşasın Hayat programının bu haftada sonuna geldik efendim. Sağlıkla kalın.